Afwachting is een gedramatiseerde documentaire waarin drie vluchtelingen zichzelf spelen. Hun verhaal is er een van angst, onzekerheid en frustraties. No, thank you. Take it. No,
please. You must need it. You. I'm hungry. Maar je kunt niet zomaar mijn brood wegstelen. Daar moet ik voor werken. Work. I must work for it. Ga jij maar zeggen. I'm hungry. Oh,
Así no puedes seguir, José. Siempre aquí encerrado. Hace 3 meses que estás. Tienes que hacer algo. No sé. ¿Por qué no estudias volantes, José? Así puedes por lo menos hablar con la gente. No sé para qué. Yo estoy aquí solo temporalmente. Sí, pero conozco mucha gente que vino aquí temporalmente. Pero sin embargo, se han tenido que quedar mucho tiempo aquí. La cárcel hice de todo para sobrevivir. No tenía tiempo para pensar en otra cosa. Solo en resistir, continuar viviendo. Pero ahí tenía camaradas, un ideal, un pueblo por el que luchar. En cambio aquí, me tengo que inventar algo para vivir. Otro ideal, otra meta. ¿Cuál? ¿Qué vas a hacer si tienes que quedar unos años más? ¿Qué vas a hacer ese tiempo? ¿Sí? En realidad no tengo ganas de hacer nada. Todo me parece sin sentido. La gente a mi alrededor no significa nada para mí. Parece no importarle lo que pasa en el mundo. Y a mí, ¿qué me pueden importar sus problemas banales? Como ir a la peluquería, salir de vacaciones, ¿dónde? Bueno, ¿dónde voy? ¿Qué me pueden importar a mí esas cosas? Thank you.
Niçin buradayım ben? Gezin! Ben onun için buradayım. Ben sizin gibi değilim. Korkak değilim ben, cesurum. Gidin! Ben aptal değilim, anlıyor musun? Ben sizi biliyorum. Onun için ben buradayım. Ben korkak değilim sizin gibi. Cesurum ben. Bırakın beni. Gidin, gidin. Yürüyün, gezin. Alışveriş edin. Gidin. Ben cesurum. Ben onun için buradayım. Benim bunlardan başka bir şeyim yok. Alın, alın, bunları da alın. Ama yemelisin. Efendim? Babamın nesfen yaşa kızıyor. Yavrum var. Biz Türkiye'deyken polisten kaçmıştık. Sen o zaman çok küçüktün. Hatırlamıyorsun. Fakat babanın Türkiye'de hiçbir şeyi yoktu. Bizim problemlerimiz buraya geldikten sonra başladı. Çünkü biz Türkiye'de kendi yaşantımızı kendimiz düzenliyorduk. Burada ise bizimle ilgili kararları başkaları veriyor. Hem buradaki büyük amcalar inanmıyorlar. Bizim gibi halkını seven, çocukların mutlu olmasını isteyenlere Türkiye'de polisler bir şey söylemiyormuş. Ondan sonra, bu şeyden sonra, bu mektuptan sonra 3 yıldır bekliyoruz. Bu beklemek senin için de, baban için de, benim için de çok zor. Onun için baban bizi buradan geri gönderecekler diye çok korkuyor. Baban ondan bu kadar sinirli. Anladın mı? Anladın mı yavrum? Hadi iyi geceler. Hadi uyu. Welcome back!
neden yaptın? Neden? Neden yaptın Kemal? Senin halin ne böyle Kemal? Neden yaptın? Kemal neden yaptın? Seni bırak. İnsan biraz dinle. Onun gibi hareket edecek. Yiyince biraz iyi gelir. Evet Hava Hanım. Bana göre kocanızın burada kalması gerekiyor. Onun için en iyisi burada kalıp belli bir süre dinlenmesi gerekiyor. Ama kocam eski sağlığına kavuşabilecek mi? Bilemiyorum. Şimdiden bir şey söyleyemem. Ne zaman iyileşir, ne zaman eve döner bilemiyorum. Thank you.